Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde çokgenlerden devam ediyoruz. Neyi göreceğiz? Çokgenlerde alan hesaplamayı göreceğiz. Buyurun bakalım. 1. Eşkenar dörtgende alan. Eşkenarın özelliği neydi? Gel bakalım. Eşkenarın arkadaşlar buradaki köşegenleri dik kesişirdi. Eşkenarın köşegenleri dik kesişir. Yani şurası arkadaşlar dik her zaman. O halde ne olacak? İki köşegenin çarpımı bölü 2 diyebilirsiniz. Yani AC çarpı DB bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da ikinci şekilde bir dörtgen misali hesaplamayla taban çarpı, buna ait yükseklik varsa taban çarpı yükseklik de diyebilirsiniz. İki tarzda hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ne demiş? Alan 120. AC 20 ise, burası 20 ise 20 çarpı DB, 20 çarpı DB bölü 2 120 yapacak. O zaman çarpıyorum 2 ile burayı. 20 DB, DB uzunluğu eşittir. 2 ile 120 çarp 240. Bölüyorum 240'ı 20'ye. DB eşittir arkadaşlar 12 çıkacak. DB 12. Bana neyi soruyor? BE'yi, yarısını soruyor. Tabii 12'yi kaça kaç bölüşecek? 6'ya 6. Bu da 20 idi ya. 10'a 10 olacak. Şimdi 20 çarpı 12, 240 bölü 2'den 120 bizim alanımızı vermiş. BE'yi sordu. 6 santim dedik. İki tarzda hesaplanır. İkisini de göreceğiz bakalım. İki tarzda göreceğiz şimdi. Diyor ki bir eşkenar dörtgen var. AE 6, burası da 6. Burası o zaman aralar dik. 9 ise burası da 9. Alan ABC'de. Ne oldu? 18 çarpı 12 bölü 2. 18 çarpı buradaki köşegen 12 bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Hemen sadeleştiriyorum. 6 oldu. 18 çarpı 6. Ne yapacağız? 60, 48 daha 108 olacak buranın toplam alanı. Alan ABC'de. Evet, alan ABC'de ikinci tarz bakın. Taban çarpı yükseklik görecek şimdi. Buraya ait yükseklik bu da, bu da. Hepsi bunun yüksekliği olurdu arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin çevresi kaç santimdir? Alan 48 ise 6 ile o zaman ben bu x'i çarptım da bir kenar x ise 6x direkt 48. Taban çarpı yükseklikte 2'ye bölmüyorsunuz. Köşegenleri çarparsanız 2'ye bölüyorsunuz. Bakın buraya bir yıldız. Püf noktası. O zaman x ne oldu buradan? 8 santim oldu mu? Burası 8 ise bana neyi soruyor? ABC'de eşkenar dörtgenin çevresi 8, 8, 8, 8. Tüm kenarlar aynı değil miydi? Değil mi? Böyle karenin kenara yatıp paralel kenar olmuş haliydi. Özel bir paralel kenar. Eşkenar dörtgende bu. Çevre ne oldu? 32 santim olacak diyoruz. Evet, üçüncü soru. ABC'de paralel kenar, paralel kenar ABC'de. BEFC'de şöyle, bakın şunla şu. Tak tak tak, bunlar eşit. Bunlar kendi arasında eşit, paralel kenar. BH 12, burası 12 ise arkadaşlar. Buna göre BEFC eşkenar dörtgeninin çevresi. Burasının alanı 60'mış. 12 çarpı 5, taban çarpı yükseklik değil mi arkadaşlar? Bir dikdörtgenin alanıydı. Hocam ama sen bura çarpı bura demiştin. Her kenara yükseklik indirebilirsiniz. Bu kenara yüksekliği de bu. 12 çarpı şuradaki x diyelim. 12x eğer 60 ediyorsa x'imiz, yani bu kenarımız 5. Bu da 5. Bu da 5. Bu da 5. Bu da 5. Çünkü bu eşkenar dörtgendi. Eşkenar dörtgenin çevresi ne oldu? 20 santim geldi karşımıza. Yamuk. Yamuğa dikkatli bakalım arkadaşlar. Yamuğun özelliği şu. Alt ve üst kenarı paralel. Dolayısıyla bu açıyla bu açı, bunlar U yapıyor. Bununla bu 180'e tamamlar. Bununla da bu 180'e tamamlar. Karşılıklı açıları kenarlara eşittir diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Aman dikkat. Şimdi bakın. Paralellik var. AB BC'ye. DE de BC'ye burada paralel. Tamam. Şimdi DC ne demiş? 4 santim. AB 14 santim. Şurası da 4 olacak. Çünkü paralel kenar demiş. Burası 10 santim oldu. BC de 10 santim. Bu 10 santim. Bu da 10 santim. Şimdi ikiz kenarlık görüyorum ben buradan. 70 ise burası da 70 olacak mı? Doğru. Bu açıyı da bulalım. Gelelim. 70, 70, 140. Buraya 40 geldi. Şurası da 140 olacak. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit değil miydi? Eşitiydi. O zaman soru işaretiyle verilen yer 140. Şurası da
U kralından dolayı 180'e tamamladı 40. Burası da U'dan dolayı. Burası da 40. 180'e tamamlayacak. Soru işaretiyle sorulan yer 140 derece gelecek. Gelelim sorumuza. Demiş ki BC CD'ye eşit. Tamam, bir ikizkenarlık var. Abicim bu paralel, şurası şuraya paralel bir iç ters açı görmüyor muyuz? Bu 40 ise burası da 40 değil mi? İkiz kenardan bu 40 ise burası da 40. Ne oldu şimdi? 40, 40, 80. Buraya ne kaldı? 180'den çıkartırsan 100 derece kalmayacak mı? Değil mi? Devam. İkinci soru. Dik bir yamuk var. Diyor ki 3 tane ABC. O zaman bu 2x, burası 3x. 2 ile çevir. Sayılar ters verilir. 3 tane bu, 2 tane buna eşitse bu 2x, bu 3x. ABC burası 2x. BCD burası 3x. Ne oldu o zaman? Bunları topladım 180 yapacak U kuralından. 5x 180 ise x'imiz 36 derecedir. Bana ABC'yi soruyor. Burayı sordu. 2 tane 36 tak 72. Burası da 3 tane 36'dan 108 derece olacak diyeceğiz. Bana 72'yi sordu. Ceyhan şıkkını işaretledim. Geliyorum. Açıortay var. Şurası açıortay demiş. İç ters açıyı da görüyorum. Şu gelecek buraya. Tak. Aa, ikizkenar oldular, değil mi? 140 ise 20'ye 20. Bu da 20 arkadaşlar. Okey mi? Burada da ikizkenar varmış. Görüyor muyuz? Bu buna eşitmiş. Bunu da gösteriyor. KM KL'ye eşit diyor. 20'yi çıkarsak 180'den 180 eksi 20'den 160 kalmadı mı? 2'ye bölmemiz lazım, gerekmiyor mu? 160'ı 2'ye böl. İkizkenar çünkü. 80 buna veririm. 80 de buna veririm. Cevabım A şıkkı 80 derece oldu. Evet. Yamukta alan. Yamuğun alanı şundan dolayıdır ki. Bakın şöyle böldüğümüzde. Yamuğu şöyle böldüğümüzde. İkisini de buranın yüksekliği ile buranın yüksekliği aynı. İki tane üçgen meydana getirmedi mi? Burası A çarpı H bölü 2 şu üçgen. Burası da C çarpı H bölü 2. Toplarsak A artı C çarpı H bölü 2. Yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Nereden geliyor? İki ayrı üçgenden. Kuralı söylüyorum. Alt taban artı üst taban şurada. Bakın arkadaşlar. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Tamam. Diyor ki AB x artı 5. Burası x artı 5. DC 10 eksi x. 10 eksi x. Yükseklikte 6 ise. Alt taban artı üst tabanı topluyorum. 10 eksi x ile artı x artı 5'i topluyorum. Hocam niye x'i vermemiş? X gideceği için vermemiş. Tamam mı arkadaşlar? Topladığınızda x gitti. 15 çarpı yükseklik 6 bölü 2. Hocam o alt taban artı üst taban bölü 2 demiş. Çarpı yükseklik bölü 2 desen, çünkü bu 2'ye bölünmedi. Aynı ifade. Yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam, yani bunu 2'ye bölmek de tamamını 2'ye bölmek aynı şey. Ne oldu? Sadeleştiriyorum. 3, 15 çarpı 3'ten bunun alanı 45 oldu. Yamuğun alanı. Yamuğun alanı nereden geliyormuş? 2 tane üçgenden. Böyle köşegeni çekersem 2 tane farklı üçgen meydana geliyor diyorum. Birinci soru. Diyor ki şurası 15, burası 6, burası da 6. Burası 3'e bölünmüş. 5, 5, 5. O zaman EFCD yamuğu. Alt taban artı üst taban 20 çarpı yükseklik 6 bölü 2. Ne oldu? Çat çat 3 yap. 20 çarpı 3'ten 60 oldu bu yamuğun alanı. Basit mi? Çok da basit. Şimdi gelelim burada taralı alanla ilgili bir şey var. Soruyu iyi okuyalım. Şekildeki gibi tarla AB doğru parçası ile AB doğru parçası ile bölünüyor. Bölelim. Alanı büyük olan bölgeye mısır, küçük olan bölgeye patates ekilecektir diyor arkadaşlar. Şimdi burası 40'a 40 ise bu bir paralel kenar arkadaşlar. Tamam mı? 40'a 40 ise bu bir paralel kenar. Bunun alanı ne? 40 çarpı 30. Yüksekliği bu. Görüyor muyuz? 40 çarpı 30 bunun yüksekliği. Burası 1200 santimetre kare. Burası ne oldu? Alt taban artı üst taban 80. Yamuk var burada.
80 çarpı 25 bölü 2 oldu buranın alanı da. Doğru mu? Alt taban üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Çıkartıyorum. 40 böldüm 2'ye 40. 40 çarpı 25'te 1000 yapar. Burası 1000 santimetre kare. Şimdi büyük olan bölgeye mısır. Burası mısır. 1200'lük mısır. Küçük olan bölgeye patates. 1000 santimetre karede patates. Mısır ekilen hangisi yanlışıl? Mısır ekilen alan 1200 santimetre karedir. Doğru. Patates ekilen alan mısır ekilen alan 200 santimetre küçüktür. 1200'den 1200 santimetre küçük. Doğru. Patates ekilen alan eşkenar dörtgen şeklindedir. Patates ekilen alan yamuk şeklindedir. Yanlış. Patates ekilen alanın mısır ekilen alana 5 bölü 6'sı kadardır. Yani 1000 bölü 1200 diyelim. Ne oldu? Sadeleşir. 10 bölü 12, 2'ye böl, 5 bölü 6. Tamam. Gördünüz mü ne kadar kolay sadeleştirdik? Değil mi? Evet. 8.12, 8.13'te bitiyor. Konuyu bitireceğiz bugün işte. Çevre ve alan ilişkisi. Diyor ki, kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğu 7 birim olduğuna göre alanı en fazla kaçtır? Şimdi, önce tiyomuz şu. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu veriyorsa 2'ye böl. Neden? 2 uzun, 2 kısa var. Dikdörtgeni 2'ye böldüm 7. Ne oldu? Uzun artı kısa 7. Tamam mı? Uzun artı kısa 7. Diyor ki buna göre alanı en fazla kaç birimdir? Bir çarpımı toplamları 7 olan bir sayıyı. Bununla bunun toplamı 7. En büyük yapmak için birbirine yakın seçmen lazım. Deneyelim. 6 ile 1 seçersem 6'ya 1 olsa alan değil mi? Uzunla kısanın çarpımı değil mi dikdörtgende? Alan 6 olur. 5'e 2 olsa alan 10 olur. 4'e 3 olsa alan 12 olur. Gördük mü? O zaman bunun çevresi en fazla 12 birim karedir diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi işte alan 10, 6, 12. En büyük ne oldu? 12 geldi bize. Gel bakalım soruya. Alanı 36 santimetre kare olan dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Çevre uzunluğu en az kaç santimdir? Şimdi alandan çevreye giderken de arkadaşlar sayıları birbirine en yakın vereceğiz. Şimdi ben 36'nın çarpanlarına baksam 36'ya 1 olur, 18'e 2 olur, 9'a 4 olur, 5 olmaz, 6'ya 6 olur. Hocam 6'ya 6 dikdörtgen mi olur? Evet. Kaçıracağınız nokta burası. Bir kare de bir dikdörtgendir. Unutmayın. Kulağımıza küpe olsun. Kare de bir dikdörtgendir. Şimdi 36'ya 1 olsa, 36'ya 1 olsa arkadaşlar çevre 37 çarpı 2'den 74 olur. Şimdi bana en kısayı sorur. O zaman kısayla uzunu toplayıp 2 ile çarpacağım. 74 olur. Topla 2 ile çarp 20, çevre 40 olur. Topla 13, 2 ile çarp çevre 26. Topla 2 ile çarp çevre 24. En kısa çevre hangisinde arkadaşlar? 24 olacak diyoruz. Kare olduğunda. Gördük mü? Alan 36 santimetre kare ve kenar uzunlukları tam sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizebilir? Az önceki. Alan 36 ile kısa uzunun çarpımı 36 olacak. Değil mi? Bu kısa. Bu da uzun. Çarpımları 36. O zaman çarpımları ayırma. Daha birinci konuydu. Neydi arkadaşlar? Çarpanlar ve katlar. 36 çarpı 1. 2'ye bölerim 18 ile. 3'e bölerim 12 ile. 4'e bölerim 9 ile. 6'ya bölerim 6 ile. Kaç farklı dikdörtgen çizebilir? Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. 5 tane farklı dikdörtgen çizilebilir. Geçtik. Diyor ki aşağıdaki verilen kareliler takımlarından hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır? Çevreler 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Çevre 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki şu olacak. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki B'nin çevresi diğerlerinden farklıymış. Son bölüm.
Alan problemleri. Haydi bakalım. Bir şeyi bahsetmemiş. Alanla ilgili problem demiş. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yamuğun alanını biliyorduk. Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. ADE üçgenin alanı 14'müş. Şunun alanı 14'müş. Neydi o zaman? Şurası BC ile şuradaki yükseklik 7 çarpı H. Yüksekliğe H diyelim. 7 çarpı H bölü 2. 14 olacaksa çarp içler dışarı. 7 çarpı H eşittir. İçler dışarı çarptığımda 28. O zaman H 4'müş. Bunu böyle cevirselle de bulabilirsin. Ya da 7 ile neyi çarparsam 14'ün 2 katı eder deyip deneyerek de bulabilirsiniz. Burası 4 ise bu yükseklik de 4 arkadaşlar. Şimdi bana neyi soruyor? A, B, C, E. Şu yamuğu soruyor arkadaşlar. Tabanı 5, üst tabanı 3. Çarpı yükseklik 4 bölü 2. 8 çarpı 4 bölü 2. Sildim. 2 yaptım burayı. Sadeleştirdim. 8 çarpı 2'den 16 birim kare ya da santimetre kare buranın alanı olacak diyoruz. Cevabı gördük. Doğru. İki soru var burada. Birinci sorumuz şekildeki ABCD. ABCD eşkenar dörtgenin alanı 20. BD 20 ise BD 8 ise 8 çarpı AC bölü 2 eşittir 20. Çünkü köşegenlerin çarpımı bölü 2 alanı veriyordu. İçler dışarı yapıyorum. 8 çarpı AC eşittir 40. AC uzunluğu 5. AC uzunluğu 5. O zaman burası da 5 değil mi? Doğru mu? AG 9 ise bana neyi soruyor? AGFC dikdörtgenin alanı. 9 da 5'i buldum. Çünkü burası 5'ti. Burası da 5 değil mi? Karşılıklı kenardan. Alan ne geldi? Dikdörtgenin alanı uzun çarpı kısadan 45. Okey. Son sorumuz. Konunun son sorusu. Bir yamukla geldi. PRST yamuk. ABCD kare. AB 6, 6, 6, 6. ST 11 ise arkadaşlar. Tamam mı? Tamam, o zaman şurası 11. PRST yamuğunun alanı 54 olduğuna göre PR kaçtır? Ne olacak o zaman? 11 artı PR uzunluğu değil mi? 11 artı PR çarpı yükseklik ne? 6 bölü 2 eşittir. Alan neymiş? 54. Alt taban artı üst taban. Hocam 6'yı biliyoruz ama PR'yi bilmiyoruz. PR yazdım. Alt taban artı PR bölü çarpı yükseklik bölü 2. Bunları sadeleştiriyorum. Ne oldu? 3 oldu. 3 tane 11 artı PR eşittir 54 ise bu 3 karşıya bölü olarak gidecek. O 54'ü 3'e böleceğim. 11 artı PR eşittir 18. PR ne olacak? 11'i karşıya atarsam 7 santim gelecek burası. PR neymiş? 7 santim. Güzel soruydu. Bir daha gösteriyorum. 11 artı PR çarpı yükseklik 6. Çünkü karede de yüksekliği bulduk. Bölü 2 eşittir 54. Sadeleştirdim burayı. 3 ile burayı çarparsam 54'müş. 3'e böldüm. Burası neymiş o zaman? 18'miş. 18 burası ise PR ne kaldı? 7 kaldı diyorum. Konuyu bitirmiş olmanın mutluluğu içerisinde. Devamında artık soru çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Evet, çokgenler konusu bu 3 videoyla, bu 3. videoydu. Son bulmuş oluyor. Detaylı bir anlatım yaptık arkadaşlar. Konu anlatımı, etkinlikler ve soru çözümleriyle gittik. Yazdıraraktan gittik. Bu 3 videoyu iyi tekrar eden, iyi çalışan arkadaş ortaokulda, lisede çokgenlerle ilgili çok sağlam bir temel atmış olacaktır. 7. sınıfta soru kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Soru çözümlerim videomuzu da mutlaka izleyin diye tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.